Birçok işi de başarılı oluyor. Aslında Amerika'daki Türklere baktığımızda eğitim seviyelerinin yüksekliğiyle dikkat çekiyorlar diyebiliriz. Çünkü Amerika'da kalan Türklerin birçoğu, buraya yerleşmeye karar verenlerin çoğu buraya eğitim için gelip sonradan burada hayatlarına devam edenler oluyor. Master yapıyorlar, doktora yapıyorlar. Amerikan toplumuna gerçekten burada Türk toplumunun çok büyük katkısı var. Birçok hikayesi var buradaki Türklerin. Olumlu, olumsuz ama daha çok olumlu hikayeler olduğunu söyleyebiliriz. Biz de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki güzel hikayelerden birinin peşine düştük ve bir röportaj yaptık. Özgür Teke, Trabzon'dan 8 yıl önce, yıllar önce Amerika Birleşik Devletleri'ne geldi ve Hollywood starı olma yolunda ilerliyor şimdi. Dilersen gel, bu haberimizi bir izleyelim. Amerika'daki Türklerden güzel bir örnek verelim. Sonra da konuğumuzla söyleşiye geçelim. Amerika Birleşik Devletleri, dünyanın dört bir yanından yüz binlerce insanın rüyalarını süsleyen ülke. Ve tabii ki New York, fırsatlar şehri. Frank Sinatra'nın dediği gibi, eğer burada başarırsan her yerde başarırsın. Amerika Birleşik Devletleri her yıl dünyanın dört bir tarafından olduğu gibi Türkiye'den de göç alıyor. Brooklyn Köprüsü'nün hemen altındayız. Hemen arkada da ünlü Manhattan manzarası var. Amerikan filmlerinin baş aktörü işte bu binalar. Her yıl milyonlarca kişi, milyonlarca göçmen buraya geliyor. Bu şehrin içinde yaşayabilmek için. Tabii ki binlerce Türk de buraya geliyor. Kimisi öğrenci olarak, kimisi yeni bir iş kurmak için, kimisi de hayallerinin peşinde koşuyor. Peki buraya gelen Türkler, göç eden Türkler neler yaşıyorlar? Gelin birlikte bakalım. Amerika'da artık hatırı sayılır miktarda Türk vatandaşı yaşıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Türkler özellikle eğitim seviyelerinin yüksekliği ve topluma katkılarıyla öne çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde resmi kayıtlara göre yaklaşık 200 bin Türk yaşıyor. Ancak asıl rakamın 500 bini bulduğu hatta geçtiği söyleniyor. Sadece burada New York'ta 150 bin Türk vatandaşı yaşıyor. O Türklerden biri de Özgür Teke. Amerika Birleşik Devletleri'ne göç edip başarıya, zirveye ulaşmış. Şimdi Hollywood yapımlarında rol alan bir aktör. Yıllar önce Amerika'ya gelen Teke şu anda ünlü oyuncularla aynı filmlerde oynuyor. Her yıl binlerce Türk vatandaşı Amerika Birleşik Devletleri'ne geliyor dedik çeşitli umutlarla. Aralarında başarılı olanlar da var, başarılı olamayıp geri dönenler de var. Şimdi bizim yanımızda o başarılı olanlardan bir örnek var. Özgür, sen ne zaman geldin Amerika'ya? Ben 8 sene önce geldim İstanbul'dan New York'a. 8 sene önce geldim ve şu anda ünlü Hollywood filmlerinde oynayan bir aktörsün. Evet, yani bayağı bir zorluklarla geldik ama şimdi tabii o zorlukları aşıp işte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Oyunculukta dünya starı olma yolunda ilerleyen Özgür Teke, Amerika'ya ilk geldiğinde birçok zorluk yaşamış. Peki ilk geldiğinde buraya 8 yıl önce en çok yaşadığın zorluk neydi? En çok seni ne zorladı? Mesela İngilizce biliyor muydun sen buraya geldiğinde? Hayır, hiç İngilizce bilmiyordum. Çok zorluklar var. Yani dilini bilmediğiniz, yani her şeye yabancısınız. Kültürü farklı, ulaşımı farklı, insanlar farklı, her şey farklı. Her Türk'ün yaptığı gibi o da hayalindeki meslekten önce başka işler yapmış. Ancak o işler şansını açmış. Özgür, sen buraya ilk geldiğinde değişik işler yaptığından bahsettin. Bir de faytonculuk yaptın ama bu yaptığın faytonculuk sana şans getirdi. Ben biliyorum, hikayeyi bir de anlatır mısın bize? Tabii, bundan 4 sene önce falan Central Park'ta faytonculuk yaparken birisi fotoğraflarımı çekmeye başladı. Sonra dedi ki böyle böyle bir çekim yapacağız, hani bizimle oynamak ister misin dediler. Ben de tabii dedim. 3-4 gün sonra çekim yaptılar. Çekim Jude Law'la Sienna Miller'ın çekimiydi. Jude Law'la Sienna Miller'a mı denk geldi? İşte yani New York'un böyle bir güzelliği var. Yani nereden neyin çıkacağı hiç belli olmuyor. Amerika fırsatlar ülkesi mi diyorsun? Amerika kesinlikle fırsatlar ülkesi. Amerika'da başarılı olmak için dil çok önemli. Ama tabii ki önce eğitim ve İngilizce. Tabii önce İngilizce en önemli şey. Sonra bu işin eğitimi ve bu işe gönül vermek. Yani bu işi çok istemek. Başka hangi işi yapmak istiyorsan. Hangi işi yapmak istiyorsan, evet. Yani en önemli şey o. Ancak Amerika'da kötü örnekler de yok değil. Peki sen iyi bir örneksin. Burada başarılı olmuş bir örneksin. Peki çevrende duyduğun, gördüğün, yaşadığın hiç buraya gelip de başarısız olmuş ya da kötü bir tecrübeyle dönen oldu mu? Ya kesinlikle. Benim bazen yani etrafımda çok insan var. Buraya 12 sene, 13 sene önce gelmiş, hala Türkiye'ye gidememiş bir sürü insanlar var. Yani burada aslında çok sefalet çeken insanlar da var. Neden? Neden? Çünkü ya green card'ı yok ya legal değil. Dil bilmiyor. Dil bilmiyor. Ondan sonra gidip gelemiyor, ailesini göremiyor. 12 senedir ailesini göremeyen arkadaşlarım var. Yani gerçekten çok işler acısı bir durum ama yapacak bir şey yok.
Herkes Amerikan rüyasının peşinde. Ancak başarmak için önce eğitim ve kararlılık gerekiyor. Sonuçta sen Amerika'ya iyi ki gelmişim diyor musun? Kesinlikle. Amerika bana gerçekten 8 senede çok şey verdi. Mücadele ederseniz, çok isterseniz Amerika size sonuna kadar veriyor. Özgür Amerika'da başarılı olan Türklerden iyi ki gelmişim diyor. Umarız buraya gelen her Türk en az onun kadar başarılı olur. Evet, şimdi tekrar Serhat'a dönelim.